Ay merhaba. Benim bir YouTube kanalım vardı. Unutmuşum. Bu aralar fazla productive queen olduğum için asla aklıma bir video çekmek gelmedi. 41 abonemin fark edebileceği üzere bir süredir buralarda yokum. Çünkü yeni bir podcast'a başladım. Henüz iki bölüm çekmiş olmama rağmen. Yeni bir podcast'a başladım ve artık podcast çekeceğim. Çünkü kameranın önünde olmak beni çok rahatsız ediyor. Ben onu fark ettim. Kendimi çok gergin hissediyorum kamera açıldığı anda. O yüzden beni çok seviyorsanız, beni çok sevenlerse podcast'ime buyursun gelsin. Şuraları bir yerlere podcast'imi şeyini bırakırım. Video çekiyorsam hazır. Bir tane de podcast çekeyim bari de. Productive Queen dersek diyebiliriz bence. O yüzden artık oradayım. Oraya gelin. Burada video çekmeyi çok istiyorum, tamam mı? Ama ne çekeceğim, tamam mı? Benim size gösterebilecek ihtişamlı bir hayatım yok arkadaşlar. Benim size gösterebilecek avokadolu tostlarım yok. Ben kahvaltı bile etmiyorum. Kahvaltım şu an önümde. Leys yiyorum fırından. Ve kola içiyorum. Benim şu an kahvaltım bu. Ben insanlara böyle bir hayat gösteremem, tamam mı? Korkunç bir hayat biçimi çünkü bu. O yüzden size ne göstereyim ya? Yok, benim gösterecek ihtişamlı bir hayatım yok. Böyle şey diyorum bazen. Acayip yoğun bir günümü vlogluyum diyorum. Sonra unutuyorum vlog çekmeyi. Gerçekten YouTuberların işi çok zor. Allah bütün YouTuberlara sabır versin. Her neyse. Az önce bir YouTube kanalım oldu, aklıma geldi ve gireyim bir bakayım ne oluyor dedi. Wattpad videomu çok fazla insan izlemiş. Çok fazla dediğim 400 kişi, ama 400 kişinin bir odada sizi izlediğini hayal edin. Gerçekten çok korkunç. Ve biraz panik oldum açıkçası. Bu kadar insan izlemiş olmasından dolayı. Videoyu silmeyi bile düşündüm bir an. Çok çirkinim videoda. Kimse izlemez falan diye pijamayla falan çıkmışım videoya. Gerçekten çok korkunç bir haldeyim videoda. Her neyse arkadaşlar, bu 400 kişi Wattpad videomu çok beğendiyseniz arkadaşlar, sizi ufaktan ufaktan podcastine doğru alayım. Artık orada sohbetimizi muhabbetimizi ederiz. Benim sohbetim sarar diye umut ediyorum. Neyse, bugün yeni bir podcast bölümü de çekeyim. İkisini aynı anda yayına alayım. Böyle üretken biri olduğum belli olsun. Yani böyle, bu kız çalışıyor ya falan filan desinler arkamdan. Gerçekten çok çalışıyorum. Gerçekten çok yoruluyorum. Karşılığında hiçbir şey almıyorum. İleride eğer çok zengin olmazsam gerçekten mevzu çıkarırım. Bu kadar çalışıyorum, ediyorum. İleride çok param olmazsa gerçekten çok mevzu çıkarırım. Yine boş yaptım. Yine çok konuştum. Yine gereksiz konuştum bence. Birkaç kargo falan sipariş vereyim. Böyle toplu kargo falan açarım bence. Çünkü ben kargo açma videolarını izlemeyi çok severim. Sizin de sevdiğinizi düşünüyorum. 41 abonem. Sevgili 41 abonem maşallah. O yüzden neyse ya, fikir mikir varsa söylesenize. Kısmetse olur mu izlesek beraber, ama kısmetse olur mu? Nesini izleyeceğimi de bilmiyorum. İzleyip ne diyeceğimi de bilmiyorum. Kara ekmek yorumlama videosu. Kara ekmeği bitirdim ben. Geçen hafta. Geçen hafta değil, dün gece. Bence kara ekmek yorumlama videosu gelir. Çünkü benim şu an hayatımı kurtarabilecek, hayatımı düzene sokabilecek tek bir şey var. O da Kara Ekmek 3. sezon. Ama geleceğine hiç inancım yok. O yüzden bir Kara Ekmek yorumlama videosu gelsin. Pervin'in üvey kızının eski nişanlısıyla pavyona düşmesi, adamın onun pazarlaması falan hakkında bir takım yorumlarım var. Bir şeyler anlatmak istiyorum Kara Ekmek'le ilgili. Allah'ım, Kara Ekmek izlemeyi özledim. Daha dün bitti ve şimdiden Kara Ekmek izlemeyi özledim. Her neyse, Kutay'ı hala arada bir rüyamda görüyorum. Gerçekten artık Kutay diye birinin var olduğuna inanıyorum. Kutay her kimse beni bulması gerektiğine inanıyorum. Kutay videomu da izleyin izlemediyseniz. Şimdi gerçek bir YouTuber oldum. Gerçekten bir dakika konuşur, podcastine yönlendirir insanları dedim, ama 4 dakika olmuş. Kendimden nefret ediyorum. Hoşça kalın.